Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar hepiniz benden makasla saç kesimi istiyordunuz. Bu seferki biraz daha uzun saç. Hem uzun saç keseceğim, hem de makasla keseceğim. Hem öğrenmeniz açısından. Şöyle saçı göstereyim. Ben zaten bu çerçeveyi aldım. Sadece buraları kısaltacağız. Buralara fazla girmeyeceğiz saçın. Çünkü arkadaşımız ortadan saçı ikiye ayırdığını söyledi bana. Daha doğrusu yeni modele başlamış Oğuz. Ondan bu modelin üzerinden gideceğiz. Daha da fazla isterseniz uzatmadan, Adem suyu verir misin oğlum? Hemen başlayalım. Sadece şöyle çerçeve keseceğim. Çerçeve alacağım. İyi izleyin. Oğuz, ne kadar kısaltacağım oğlum kulak arkalarını? Abi çok uzun durmayacak şekilde, düzenli olsun. Enseleri natural mi yapacağız, böyle uzun mu kalacak? Natural olsun ya. Ha, oraları kısaltayım değil mi? Aynen. Tamam. Evet bak, ilk önce kulağın etrafını, burayı aldık. Mesela bizim şu anki ana kesim noktamız burası. Şu kadar aldığımız zaman zaten bu saç şuraya kadar gelecek. Şimdi arkadaşlar, bunu buradan aldık. Bu birinci. Ondan sonra bir üstüne şurayı da böyle alarak burayı güzelce bir açalım. Hafif de kavis veriyorum. İyi izleyin. Bakın buradan sonra yukarı doğru. Şimdi bizim çizgimiz neresiydi? Şurası. Bakın burası kısa, zaten buraya doğru uzuyor. Zaten bu enseleri natural yapacağımız için fazla uzun bırakmayacağız buraları. Ondan sonra buraları alalım. Mesela buraya istediğiniz kadar girebilirsiniz. Buralar natural olacak zaten. Siz de saç keserken eğer bu şekilde yapabilirsiniz. Burada kavis verip yukarı doğru şu şekli veriyoruz. Hafif üçgen olarak girin saça. Şimdi buradan düz girmeyeceğiz. Şöyle mesine. Birinci adım. Makasla tarağın senkronizasyonunu çok iyi yapmanız lazım. Bakın ikisi bir gidecek. Burayı kaybetmeyin. Ondan sonra gelelim buraya. Yine aynı sistemden. Fark ediyorsanız makası da hafif çaprazlamasına tutuyorum. Dik tutmuyorum, düz tutmuyorum. Buralara bilerek fazla uğraşmıyorum burayla. Zaten oraları natural yapacağız. Şimdi burada tarağın arka tarafını alacaksınız. Bakın hiçbir şey yapmadan kendi kendine saç kendi kendine oturuyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bu tarafa. Bu arada böyle konuşuyoruz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ha. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edin. Halim.altankinkava olarak. TikTok'ta da varım. TikTok'ta da Halim Altan Kinkava 1925 adı ile varım. Şimdi oraları hallettik. Gelelim buraya. Kulak arkalarına, kulağın olduğu yerlere çok dikkat edin bak. Kesebilirsiniz. Şöyle yavaşça. Ondan sonra buraya gelip. Uzun saç kesmek biraz matematik işidir arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Öyle kolay bir iş değildir yani uzun saç kesmek. Siz benden hep makas kesimi istiyordunuz. En sonunda hep diyordum size, yorumlarda yazıyordum. Makas kesimi gelirse yapacağım diye. Bu sefer makas kesimi geldi. Sizin için yapıyorum. Bakın buraları böyle yavaş yavaş şu şekilde alarak. Gelelim buraya bak. Mesela burada fazlalık nerede? Şurada. Şu noktayı böyle alın. Ondan sonra buraya gelin ki bak. Şu bozukluğu bir düzeltin. Gördünüz mü? Ondan sonra mesela bak.
şöyle girerek buralara alabiliriz. Şimdi çerçeveyi bu şekilde çizdik. Gördünüz. Şimdi Gülüm, Oğuz'um, buraları ne yapayım? Kulak arkalarını açayım mı? Kulak arkalarını aç ya. Açayım mı tamam? Makinayla açayım mı onları sana? Olur. Tamam. Hoppa çık, ver oğlum makineyi. Şimdi gelelim buraya. Bu fazlalığı alıyorum. Hı hı. Kullanmıyorsun zaten bunları. Aynen. Mesela şu an buraları alıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra bir de burayı makaslamamız gerekiyor. Çünkü orayı bir tık daha incelteceğiz. Mesela burayı da almış olduk. Şuraları az sonra ayarlayacağım. Gelelim bu tarafa. Saçın çıkış yönüne göre mesela saç. Bu geriye doğru geldiği için önden almanızı tavsiye ederim. Böyle. Oğuz. Hı. O bu değildi oğlum. Sen de şey TikTok'ta iyi patlıyorsun ha. Öyle öyle neydi o? Bas gitarla mı çalıyorsun? Normal elektroyla. Gitarla mı? Elektroyla mı? Elektroyla. Vallahi nasıl diyeyim? Ne kadar 100 bin mi izlenmem vardı? Bir tane videoda 50 bin. Diğerleri genelde 20 bin civarı falan. Ne iyi? Gene iyi oğlum. Güzel ya. TikTok alırız. TikTok Oğuz Koseoğlu. Bir de 27 vardı galiba hatırlamıyorum. Girmedim bayağıdır. Siz Oğuz Köseoğlu diye araştırın, her türlü çıkar ki gençler. Kırmızı gitarlı biri görseniz o benim. Aynen öyle. Oğuz güzel de çalıyor. Öttürüyor da. Evet. Şimdi enselere geleceğiz. Şimdi saç uzun ya gençler. O yüzden 4 numarayı takacağız. Çünkü enseleri natural yapacağız. 4 numarayı taktık. Mesela buralardan fazla almıyor. Zaten almasına da gerek yok. Bizim için burası çok fazla önemli değil. Şimdi 2 numarayı takıyoruz. Burayı böyle hafiften bir yontalım şurayı. Şimdi 2.5'u alıyoruz. Şuraya bir kat çıkacağız. Bak şu noktaya böyle fazladan çıkmadan çok ince bir şekilde hafiften bir toparlama bağında. Tamam. Şimdi 1 numara. Ama düştü. Ama yere düştü işte. 1 numarayı düşürmeyin. Dikkat edin. Benim gibi yapmayın.
Bakın gençler, çok fazla yukarı çıkmıyorum. Bak sadece şurada. Mesela ense böyle yamuk geliyor ya, terse çıkıyor. Onun için makineyi buradan vurmanız lazım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir buçuğa alıyoruz. Şu altı hafiften bir ayar çekerek şöyle yaparak burayı ayarlayacağız. Ondan sonra sırada ne var? Adem'in diğerini versene bana, kalını. Bakın şimdiden böyle ense kendini toparlamış oldu. Gördünüz mü? Şimdi aynı şekilde 1.75 takıp çengel aşağıda. Çok minik böyle bir yukarı doğru kat veriyoruz, minicik. Sonra çengeli kapat. Ondan sonra buralara geldi sıra. Ve son nokta. Artık yarımla da burayı aldığınız zaman İşlemimiz tamam oluyor. Buraları da böyle sıfırladıktan sonra ve olay tamam. Gördüğünüz gibi. Ama bazı yerleri makaslamamız lazım. Şimdi Oğuz'um hafif etsene gülüm. Şimdi şu bölgeyi biraz makaslamamız lazım. Çok ince ince böyle makas ucunu kullanarak böyle hafiften bir darbe atarak şuraları bir ayarlamamız lazım. Evet gençler, burayı hallettik. Şimdi gelelim. Gelelim buraya. Çok fazla yukarı çıkmıyoruz. Bakın. En dipten şunu vererek saçın yönünü bu şekilde ayarlıyoruz. Çok fazla yukarı çıkmayacaksınız. Şu fazlalığı aldık. Bak gördünüz mü? En alttan böyle yaparak aynısını buraya da yapın ve toparlayın saçı. Çünkü bu saçı komple indireceğimiz için oraları biraz açmamız lazım. Bu taraf tamam. Şimdi şuradaki fazlalığı alalım. Burayı da hallettik. Şimdi gelin bu tarafa. Burayı da bu şekil. Burayı da biraz bombe bıraktım fark ettiyseniz. Çünkü az sonra bu saçı indirdiğimiz zaman üst üste düşecek saç. Bizim de amacımız zaten şu anlık o. Tamamen kazıma olayı yok. Kulak arkalarını şöyle hafiften alırsak, burayı da bir ince şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar, makasla saç kesimi böyle yapılır. Buraları açtık.
şuraları toparladık. Hafiften izleri de kaybettik. Çok fazla üste de çıkmadık. Ki şu an bu saçı indirebiliriz. Şuradan açalım. Buradan da alalım. Ne? Şimdi bizim Oğuz'un yapacağı model bu. Tam ortadan ayırmıyor. Yani ben şu an öyle sallamasyon olarak yapıyorum tabii bu işi. Gördüğünüz gibi şu an saçın ana hali böyle. Tabii biz bunu biraz bağladığımız için şimdi saç bayağı bir kabardı. Bunun bir yıkandıktan sonra saç toparlayacak zaten kendini. Üstleri zaten fazla ellemeyeceğiz. Sadece az biraz bir önlerden alacağım. O kadar. Zaten bundan sonrasını galiba pek fazla çekmeye de gerek yok. Ben size gerekeni gösterdim. Fazla da bir şey kalmadı diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar, çektiğim video bu kadar. Yanları aldım. Daha sonra eğer ki daha farklı bir saç makasla kesim gelirse komple, üstler de dahil, onu daha detaylı olarak çekeceğim size. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Kanalıma abone olun. Takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bay bay.